arkadaşlar. Şimdi hem orman hayvanlarını öğreneceğiz, hem de onların yavrularını göreceğiz. Sonra da birlikte küçük bir oyun oynayacağız. Bu bir aslan. Bu da aslanın yavrusu. Bu bir maymun. Bu da maymunun yavrusu. Bu bir zebra. İşte bu da zebranın yavrusu. Bu bir kaplan. Bu da kaplanın yavrusu. Bu bir tilki. Bu da tilkinin yavrusu. Bu bir koala. Bu da koalanın yavrusu. Bu bir su aygırı. Bu da su aygırının yavrusu. Bu bir fil. İşte bu da filin yavrusu. Bu bir panda. Bu da pandanın yavrusu. Şimdi oyunumuza başlayalım. İyice bak bakalım. Bunlardan hangisi kaplanın yavrusu? Evet, doğru. İşte bu kaplanın yavrusu. Peki, hangisi pandanın yavrusu? Doğru. Pandanın yavrusu işte bu. Bunlardan hangisi filin yavrusu? Harikasın. Filin yavrusu işte burada. Hadi bu sefer de aslanın yavrusunu bul. Tebrikler. Aslanın yavrusu işte burada. Şimdi de zebranın yavrusunu bul bakalım. Evet, onu da buldun. Tebrik ederim. İşte bu da zebranın yavrusu. Hadi bunu da bul. Hangisi su aygırının yavrusu? Evet, doğru bildin. Su aygırının yavrusu işte burada. İyice bak bakalım. Bunlardan hangisi koalanın yavrusu? Doğru bildin. Koalanın yavrusu işte bu. Şimdi de tilkinin yavrusunu bul bakalım. Hangisi tilkinin yavrusu? Evet, bildin. Tilkinin yavrusu işte burada. Artık bütün hayvanları tanıyorsun. Bu oyunu sevdin mi? İstediğin zaman benimle oynayabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ekranın karşısına geçip benimle birlikte oynamaya ne dersiniz? Bugün birlikte hayvanları öğreneceğiz. Köpek, kedi, kuş, tavuk, tavşan, horoz, inek. Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Köpek nerede? Köpek. Kedi nerede? Kedi. Kuş nerede? Kuş. Tavuk nerede? Tavuk. Tavşan nerede? Tavşan. Horoz nerede? Horoz. İnek nerede? İnek. Maymun. Sincap. Fil. Ayı. Domuz. Aslan. Arı. Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Maymun nerede? Maymun. Sincap nerede? Sincap. Fil nerede? Fil. Ayı nerede?
Ayı. Domuz nerede? Domuz. Aslan nerede? Aslan. Arı nerede? Arı. Kaplumbağa. Su aygırı. Tilki. Fok. Timsah. Yılan. Zebra. Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Kaplumbağa nerede? Kaplumbağa. Su aygırı nerede? Su aygırı. Tilki nerede? Tilki. Fok nerede? Fok. Timsah nerede? Timsah. Yılan nerede? Yılan. Zebra nerede? Zebra. Harika. Artık bütün hayvanları tanıyorsun. Bu oyunu sevdin mi? İstediğin zaman benimle oynayabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün denizlerde yaşayan canlıları öğreneceğiz. Ahtapot. Ahtapotlar 8 kollu canlılardır. Ayrıca 3 tane kalbi, 9 tane beyni ve maviye yakın renkte bir kanı vardır. Ahtapotların kollarından herhangi biri koptuğu zaman yerine başka bir tanesi çıkıp tekrar uzayabilir. Yunus. Yunusların hayvanlar aleminin en zeki canlılardan biri olduğu kabul edilir. Arkadaş canlısı görünen oyuncu tavırları onları insanların gözünde popüler bir yere koyar. Deniz atı. Deniz atı denizlerin en sevimli hayvanlarından biridir. Yüzme konusunda pek başarılı değildir. Çünkü toplamda 3 küçük yüzgeçleri vardır. Köpek balığı. Köpek balıkları en hayranlık uyandıran canlılardan biridir. Ömürleri boyunca dişleri binlerce defa yenilenir. Kan kokusunu çok uzaktan alabilirler. Hem okyanusta hem de tatlı sularda bulunabilirler. Balina. Denizlerin ve yeryüzünün en büyük canlıları olan balinalar, suda yaşamasına rağmen memeli bir canlıdır. Akciğer solunumu yaptıkları için hava almak zorundadırlar. Bu yüzden ara ara su yüzüne çıkıp hava alırlar. Derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunur. Bu kalın yağ tabakası onları soğuktan korur. Deniz yıldızı. Deniz yıldızları 5 kollu ve derisi dikenli bir canlı türüdür. Deniz yıldızlarının beyni yoktur. Balon balığı. Genellikle deniz diplerinde yaşayan bu canlı, etinin zehirli olması ve kendini tehlike altında görmesi halinde şişmesiyle dikkat çeker. Deniz anası. Deniz anaları denizlerde zemine bağlı olmadan suda hareket halinde yaşar. Vücutları şemsiye ya da çan şeklindedir. Deniz analarının beyin, kalp, bacak, kemik gibi organ ve uzuvları yoktur. Vücutlarının %98'inden fazlası su olduğu için karaya vurduklarında tamamen buharlaşırlar. Deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağası denizlerde yaşar. Bacakları yüzmeye yarayacak şekilde kürek biçimi almıştır. Vatoz. Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları ince yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçleridir. Istakoz.
İstakoz, denizlerde yaşayan kabuklu canlılardan biridir. Yetişkin ıstakozlar yüzemezler. Yürüme ayaklarını ve kuyruklarını kullanarak hareket ederler. İstiridye. İstiridyeler çift kabuklu bir hayvandır. Midyeler gibi bulundukları yerde sabit kalırlar. Ayakları ve kafaları yoktur ve yer değiştiremezler. Karides. Karidesler tatlı ve tuzlu sularda yaşayan on ayaklı canlılardır. Yüzgeçe benzeyen kuyruğunu sallayarak geri geri yüzer. Palyaço balığı. Canlı renkleriyle göze çarpan palyaço balığı genellikle mercan kayalıklarında yaşar. Bütün palyaço balıkları erkek olarak dünyaya gelir. Sonra bazıları cinsiyetlerini değiştirerek dişi olurlar. Yengeç. Yengeçler yürüyüş tarzıyla dikkat çeker. Yan yan yürüyen bu canlılar bacaklarını sadece bu yöne doğru bükebildikleri için bu şekilde hareket etmektedirler. Deniz aslanı. Hem karada hem suda yaşayabilirler. Ancak yaşamlarının büyük çoğunluğunu suda geçirirler. Ayakları yüzgeç şeklinde evrimleşerek suda yaşamaya adapte olmuşlardır. Deniz yılanı. Hayatlarının tamamını veya çoğunu denizde geçiren zehirli yılanlardır. Kılıç balığı. Saatte 120 km hızla yüzebilirler. Okyanusların en hızlı balıklarından biridir. Pirana. Piranaların en belirgin özelliği iri ve sivri dişleridir. Bu özelliğiyle kendinden daha büyük canlıları bile avlayabilirler. Çekiç başlı köpek balığı. Dünyanın en tuhaf türlerinden birisi. Çekiç şeklinde kafaya sahip olan bir köpek balığıdır. Kafalarının ön kısımlarının yanlara doğru uzamış olmasından dolayı bu adı almışlardır. Harika! Artık neredeyse bütün deniz canlılarını tanıyorsun.